Dedim ama kendi teklifimle. Ne oldu? Senin de foyan ortaya çıkar diye mi korktun yoksa? Yapacağın tek şey odaya gizli bir kamera yerleştirmek.
Ama tabii nerede sende o yürek? O teklif saçmalığı da her zamanki şovlarından biriydi. Aptal! Aptal, aptal! Ne kadar da kendini bilen küçük tatlı bir kız. Kendini bilen ama kiminle dans ettiğini bilmeyen. En azından artık Şeniz Karaca'nın arkasından dolap çeviremeyeceğini öğrenmişsindir, değil mi? Ben her şeyi biliyorum. Nedim'in Servet'le çöktüğünüzü de biliyorum. O Nedim olmasa bir olmadığınızı da biliyorum. O avukat ne masal anlatırsa anlatsın. Ben bu çocuğu Nedim'e doğuracağım. Bunun bedelini de senden de oğlundan da söke söke alacağım. Sen avukatın masalını bırak da kendi masalına bak. Çünkü o masalı ben yazıyorum. Ve o masal doğumda bitiyor. Agah Bey! Sen şu ekmeği görüyor musun? İşte biz bunun uğruna geldik. Senin köşküne. Ben sizin hesaplarınızı bilmiyordum. Sizin pazarlıklarınızdan haberim yoktu benim. Ben ekmek parası için geldik diye biliyordum. Benim kızımın boğazından geçecek bir lokma ekmek de mi çok geldi sana? Sen nece konuşuyorsun be kadın? Allah'ın nimetini o utanmaz kızın yüzüne siper ederken hiçbir yüzü kızarmıyor senin. Tek başına kalmış bir kız evladın, ekmeğine mani olan sen, benim yüzümü kızartacak adam değilsin. Hamza! Buyurun efendim. Ne oluyor lan burada? Ne diyor bu Anoğul? Duyan sistem var mı? Benim yakamızdan düşsün diye tomar tomar para döktüğüm o kız için ne diyor bunlar? Sen o parayı benim kızımı kovdurmak için döktün. Doğru mu lan bu? Doğru mu lan? Bu şuursuz kadının dediği doğru mu? Doğru mu lan? Konuş! Topunuzu alın ayağımın altında yeter. Bunun hesabını bana tek tek vereceksiniz. Bir Allah'ın kuluna, bir tek Allah'ın kuluna Agah Karaçay benim ekmeğimle oynadı. Hak yedi, dedirtmedim. Dedirtmem de. Ölürüm. Ölürüm de kimseye arkamdan Agah Karaçay benim ekmeğimle oynadı dedirtmem. Heykel gibi bir şey alacaksın işte. İçine gizli kamera koyacaksın. O odadaki her şeyi çekecek. Bütün eziyeti, bütün o işkenceyi kaydedecek. Bütün körlerin gözünü açacak o heykel. Bütün yalancıları ipe götürecek. Tavsiye etmem. 50 metre. 50 metreden fazla yaklaşamazsın. Birkaç adım daha atarsan onu değil, cezaevine gidersin. O zaman o da dile gelse aynı şeyi söyleyecek. Onu o kamerayı ilesine nasıl ikna etti?
Ben bilmiyorum ama sen... Sen yaptın. Kamerayı sen buldun. Bizi tuzağa düşürdün. Ben değil. Nedim yaptı. Sizi tuzağa o düşürdü. Oyununuzu o bozdu. Tanecik hemşiren, Cenk'in koleksiyonundaki en otantik parça oldu diyorum. Duymuyor musun? Bu sabah bastım seni dünyalar güzeline Cenk Bey'in aşk yuvasında. Dedim beni Cemre gönderdi. Biz bir plan yaptık seni kurtarmak için. Seni kurtaracağız dedim. Kaldır başında son bir kez bak istersen. Hayatımı ne uğruna mahvettim diye bir bak. Çünkü bu onun sonudur. Güzel dertleşmişsin sen öyle kocanla. Bu ne be? Bunu sen mi koydun benim odama? Sen beni mi izliyorsun? Ben değil, gerizekalı. Abla. Ne ablası ya? O benden gizli gizli benim evim. Cenk. Ya senin oğlun oğlum getirdi koydu onu oraya. Sen şimdi oğlumu bırak da dua et. Bu Agihan'ın eline geçmedi. Tamam. Ver o zaman. Bu bende. Allah Allah niye sende? Madem ikimizin de kellesi ortada ver yok edelim ortadan. Bu benim. Kasamda duracak. Kasada. Kasada. Ne kasada? Dokunmayacaksın ve uslu duracaksın. Tamam. Tamam ben uslu duracağım. Peki ya oğlum? Oğlum. Oğlum bende. Yaptı.
gün yaptığını yapıyorum oğlum. Senin her gün azar azar yaptığını bak. Ben tek seferde yapıyorum. Annesi yaramaz oğlunu kulağını çekti, geçti. Kim bu okulun sahibi? Bu okulun sahibi kimse şimdi çıksın karşıma! Ceren! Nasıl bir okul burası be? Nasıl bir okul? Sabıkalı çalıştırıyorsun, sabıkalı! Çocuklarınızı adam kaçıran bir hırsıza emanet ediyorsunuz! Yazıklar olsun! Tanıştırayım size! Çocuklarınıza emanet ettiğiniz bu cici öğretmeniniz. Namı diğer Agah Karaca'nın yeğenini kaçıran deli hemşire. Kardeşinin. Üstelik o kardeşi ben oluyorum. Bu abla demeye bin şahit isteyeceğim sinsinin kardeşi ben oluyorum. Ve işte bu hapisten çıkma rezil de kardeşinin kocasını kaçıran rezil baldız oluyor. Bundan sonra çocuklarınızdan biri kaybolursa nerede arayacağınızı biliyorsunuz artık. Yaptık bunları. Haddin edin. Başardık bunları. Yaparsın dedi. Haddin edin. Haddin edin. Haddin. Haddin edin. Açtık bunları Nedim. Hadi. Hadi Nedim. Hadi. Hadi Nedim. Hadi Nedim. Hadi. Yapabilirsin. Yapabilirsin. Hadi Nedim. Hadi. Nedim!
Cemre dedi. Cemre! Alo. Bir şey söyle. Lütfen bana bir şey söyle. Hadi oğlum. Bana öyle bir şey söyle ki. Ben sana yardım etmeye geldim. Yandınız mı? İyi misiniz? Çok. Çok iyiyim Seher Hanım. Kaynar ıhlamurla haşlandım ve çok iyiyim. Ne yapayım? Üstünüz mü sizde? Çek ellerinizi. Şuraları temizle. Elbisemi mahvettin. Parti boyunca şey yaptım.